Efendim çat kapı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizleri de sektörlerinin başarılı isimleri, ünlü isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her noktada kim olursa olsun efendim ansızın geldiğimiz bu yerlerde mikrofonlarımızı uzatıyoruz ve kendilerinden merak edilen soruları, hayat hikayelerinden biraz kesitler dinliyoruz. Gelin bugün de bir firmayı ziyaret edelim. Sizlerle beraber konuk olduğumuz bu firmada neler yapılıyormuş, işletme yetkilisi kimmiş tanıyalım, öğrenelim. Haydi gelin. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ederim abla. İlk önce siz de bizim firmamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ansızın çat kapı geldik ama güler yüzünüzle karşılanmış olduk. Biraz sizi tanımak istiyorum. Teşekkür ederim. Benim adım Muhammed Babaoğlu. Biz firmamızı babamla işletiyoruz burada. Çok güzel. Firmamızı 2017'de kurduk. 5 senelik bir firmamız var. Çok şükür biz sadece Türkiye değildi. Türkiye'den başka ülkelerde iş yaptık. Libya, Suriye, Arabistan gibi ülkelere de çok iş yaptık. Yani bizim amacımız sadece Türkiye ya da Arap ülkeleri değil de amacımız Avrupa ülkelerine ulaşmak, daha çok büyük güzel. Bir ülkelerde çalışmak. İnşallah umarım daha hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah, teşekkür ederim. Şunu çok merak ediyorum aslında. Şimdi her oğul babasının yanında çalışıp ondan böyle bir şeyler öğrenmeye çalışır ama bu mesleğe merakı var mıydı içinde peki? Yani hani bu mesleğe olan böyle merakın, yeteneğin, başarın var mıydı peki? Tabii tabii. Ben bu mesleği öğrenmek istedim. Tabii ki de babam bu mesleği öğrenmemde çok yardımcı oldu. Ve bu meslek haricinde ben okuyorum. Çok güzel. Sadece meslek değil de hem benim amacım hem okuyup hem de iş sahibi olmak tabii ki de. Süper. Peki tam olarak ne gibi faaliyetler veriyorsunuz? Yani hem Avrupa'ya açılmak istiyorsunuz, Arap ülkelerinde aynı zamanda işletmeleriniz var. Keza Sakarya'da, burada da aynı şekilde. Yani aslında burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Şimdi biz burada asansörün komple kurulumu, sıfırdan kurulumu, montajı, ayrıyetten bakımı, asansörlerin revizyonları, onarımı, yeşil etiket hazırlamak vesaire, onları yapıyoruz. Yurt dışına da hazır paketler satıyoruz, asansör paket halinde. Arap ülkelerine satıyoruz. Orada da, yurt dışında da sadece satma değil de montajlarını da yapıyoruz orada. Çok güzel, harika. Şey var. Asansör bir kere bizim hayatımızı kolaylaştıran bir unsur. Tabii. Onu her zaman söylemek istiyorum. Çünkü biz her gün örnek veriyorum otellerde kaldığımızda olmazsa olmaz aradığımız tek şey asansör. Tabii. Bazı konularda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Örnek veriyorum etiket yapıştırma, bakımı, onarımdan sonra biz nelere dikkat etmeliyiz peki bu noktada? Dikkat edeceğiniz şey asansörün içindeki olan etiket. Kırmızı etiket mi, yeşil etiket mi? Ona can güvenliği için devletin belediyenin yetkilendirdiği denetim firmaları var. Onlar asansörü yıllık bir şekilde denetliyorlar. Asansörde dikkat edeceğimiz şey, asansöre girdiğimiz zaman bu asansörde etiket var mı? Etiketin rengi ne, kırmızı mı? Peki renklerin önemi ne? Şimdi kırmızı, mavi, sarı, yeşil 4 tane etiket var. Kırmızı etiket güvensiz oluyor. 2 ay süre veriliyor ona. 2 ay içinde mesela o kırmızı etiketin eksikleri giderilmediği zaman bu asansör mühürleniyor belediye tarafından ve kullanılmıyor bu asansör çünkü tehlikede oluyor. İkincisi sarı etiket geliyor. O da şey oluyor. O da güvensiz tabii ki de. 4 aylık süresi var onun. En güvenliğimiz yeşil etiket. Mavi etiket de aynı. Onun gibi oluyor. Hafif kusurlu olarak geçiyor mavi etikette. Yani ufacık bir şeyler, bir kusurlar olduğu zaman mavi etiket giriyor.
Peki ne kadar zamanda bir bakım onarım gerçekleştiriliyor? Yani hani sizler bunun rutinini nasıl kolluyorsunuz? O bakım onarımların ne kadar zamanda bir yapılması gerekiyor? Tabii bizim devletin yıllık periyodik bakımı haricinde bizim aylık kendi yaptığımız bakımlarımız var. Asansöre aylık olarak bütün asansörlerin bakımlarını yapıyoruz ayrıyetten. Yani devletin bakımları haricinde, devletin yaptığı muayeneler haricinde kendi bakım o asansörlerin bakımlarını yapıyoruz. Süper. Peki ben şunu da konuşmak istiyorum. İlk önce Suriye'de mi başladı bu iş yoksa Türkiye'de mi başladı? Yok, biz 1990'dan beri babam bu işi Suriye'de başladı. Bu firmamızı kurduk orada 1990'dan beri. Kendi firmamızı açtık orada. Yavaş yavaş da büyüttük. Orada kendi işimizde başarılı olduk Suriye'de. Sonra işte durumlardan Türkiye'ye geldik. Türkiye'de de kendi işimizi açtık. Sonra yavaş yavaş büyüttük. Libya'da açtık. Bizim Suriye'deki şubemiz hala orada devam ediyor, çalışıyor. Peki Türkiye'de mi daha çok bu noktada verimlilik alınıyor? Şimdi Arap ülkelerinde ne kadar buna önem veriliyor ya da neler yapılıyor bilmiyoruz işin açıkçası. Ve izleyicilerimizin de tabii ki de merakını oradan kaldırmak isterim. Biz kendimiz Arap kökenli olduğumuz için daha çok Arap ülkelerinde iş yapıyoruz. Türkiye'de de çok şükür Sakarya'da, İstanbul'da da iş yaptık. Başka illerde de, Türkiye'nin illerinde de iş yaptık. Çok şükür Türkiye'de de yapıyoruz ama bizim daha çok ülkelerinde, Arap ülkelerinde iş yapıyoruz tabii ki de. Süper. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım başarılarınız daim olur. Çok işleriniz çok olur. Sağ olun. Bizleri ağırladınız. Çat kapı ansızın gelmemize rağmen tanıştığıma çok memnun oldum sizlerle. Sağ olun. Peki burada son olarak röportajımızı sonlandıracağım. Bize ve izleyicilerimize söylemek istediğim bir şeyler var mı peki? Bizler burada iyi işler yapıyoruz. Bizden yararlanmak istediğiniz zaman her zaman bekleriz. Bizim firmamızın yeri Sakarya Hendek'te, Hendek ilçesinde. Ne zaman gelirseniz hoş geldiniz. Dediğimiz gibi her gün her farklı yerde bir işletme yetkilisine mikrofonlarımızı uzatıyoruz ve sizlere bu kişilerle buluşturmuş oluyoruz efendim. Bizler Sakarya'dan ayrılacağız. Sizler kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.